Merhaba Batman, Merhaba Bursa, Ankara, Manisa, İstanbul, Siirt, Samsun, Konya, Merhaba Karaman, Tatvan, Adana, Urfa, Muş, Karşıyaka, Zonguldak, İzmir, İstanbul ve Türkiye'nin bütün güzelleri. Hepinize merhaba. Ben Pelin Akgöz. Bugünkü dersimiz matematik ve bugünkü konumuz da. Valla bugünkü konumuzla ilgili çeşitli söylentiler var. Buna konuyu anlatırken geçeyim bence. Ama öncesindeki rutin konuşmaları yapayım. Her gün bana Instagram'dan mesaj geliyor öğretmenim e, nasıl olur da sizin videolarınızı kaçırmayız diye. çocuklarım bunu yapmanın birçok yolu var. Ama en pratik yolu YouTube'a giriyorsunuz. Zaten abonesiniz. Abone olduktan sonra bakın bir bakın orada bir çan göreceksiniz. O çanı tıklayın. Tıkladığınız zaman böyle etrafa doğru yayılan dalgalar çıkacak. Anlayın ki o zaman size benim bildirimlerim gelecek. Bütün bildirimleri işaretleyin ve bütün bildirimler gelsin. Hemen öncesine ben video koyuyorum ya mesela bu videoyu koyacağım ve hemen size bildirim gelecek. Peri Anakgüz e, adlı kanal şu saatte şunu yayınlayacak diye tıkladığınızda göreceksiniz. En rahatı bu. Ama eğer bunu yapamıyorsanız, yapamayanlar varmış neden olduğunu bilmiyorum. Instagram hesabında hikayelerde paylaşıyorum ben video yayınlayacağımı. Onu da mı yapamıyorsunuz? E, Youtube'da topluluk var. toplulukta yapabilirsiniz. Ben şimdi hemen anlattıklarımı hazır eski telefon bu da en eskilerden birisi yanımdayken göstereyim evet hemen giriyorum youtube'a perihan akgöz yazıyorum Evet abone ol diyelim perihan akgöz'e abone oldunuz olduktan sonra bak şimdi hemen perihan akgöz kanalına girdim şu an bildirimleriniz açık değil yani gelmiyor benim bildirimlerim size video yayınlayacağım ama eğer siz o çana tıklar ve tümünü seçerseniz gördüğünüz mü doğru da yayılan dalgaları artık size bildirimlerim gelecek. Bir de çocuklarım size demiştim ki en son videomda e, çocuklar ben bir canlı yayın yapacağım cuma günü. Cuma günü yapacağım canlı yayının saatine karar veremiyorum. 5'te mi olsun 7'de mi olsun topluluktan bana yazın demiştim. Arkadaşlarınızın çoğu topluluktan yazmış birçok arkadaşınız ama bir o kadar arkadaşınız da bana e, en son videonun altında yorum olarak yazmış. Şimdi hemen şöyle şöyle geçiyorum. Bakın topluluk sekmesini gösteriyorum. Topluluğa giriyorum ve topluluğa girdiğim zaman karşıma ne çıkıyor benim? Perihan Akgöz'ün yayınladığı bir anket çıkıyor. Hemen anket sonuçlarını da sizinle birlikte görmüş olalım. Saat 17'de yapın diyen %68 yani 226 oy kullanılmış ve bu 226 oyun %68'e her 100 çocuktan 68 öğretmenin ne olur 5'te yapın demiş. 20.00'da yapan diyen sayısı da %33. Yani bu da ne demek? çocukların. Cuma günkü bizim canlı dersimiz saat 17.00'da olacak. Öğretmenim dersimiz olacak. Ne olur yapmayın diyenler var. Çocuklar o zaman ben size bir sürpriz vereyim. Cuma günü yılbaşı. Yılbaşı tatili resmi tatil. Dolayısıyla ders yapmayacaksınız. Cuma günü dersiniz olmayacak. Rahatlıkla 5'teki yayını da girebileceğinizi düşünüyorum. Dedim ve sonra artık ne yapayım dıdınt dıdınt diye diye geleyim mi artık ben? Şu isimleri açıklayayım mı? Dıdınt Dedim Baktım efekt koyamıyorum. Kendi kendime şarkı koydum farkındaysanız. Yani son videoda da inanılmaz yorum vardı. Aramıza her gün neredeyse 100 150 öğrenci katılıyor. 100 150 arkadaşınız katılıyor. Hepsine kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hepsine hoş geldin diyorum. Zaten olanlar ne yetmişsiniz de gelmişsiniz değil mi? Evet. Elif Rana, Ceylo Lider, Sülya, Elif Eylül, Brawl Stars, Tuba, Ayroj, Melis, Melis G. iki tane Melis G var. Bir sonraki Melis'in o yüzden hayır bir de soyadlarının da ilk dört harfi aynıydı sanırım. Daha da açtım. Doğan Bey Güler Blink Blink Pinki. Zeren Bağlı Yusuf. Şarlı Holmes herhalde bu. Onu yazmışsın. Zeynep M Merve, Bağdat, Fatma Naz, Nermin, Renaz, Ecri, Neda, Melike, Zeliha, Zeynep Su, Melike, Rojbin Bingül, Sena, Rümeysa, Ecrin, Doğan, Şükrükan... Ceylin, Gülçin, Aslı, Özlem, Nisanur... Çocuklarım o kadar çok yorum yazmışsınız ki. Bir öğrenciye bakıyorum. Belki 3 kere 5 kere yazmış. Bazen aklıma geliyor. Ha bu öğrenciyi yazmıştım. Tekrar yazmama gerek yok diye. Bazen aklıma geliyor. Gelmiyor. Yazmadığımı düşünerek tekrar yazıyorum. O yüzden bir Birden fazla kez adınız olabilir. Ya da gözümden kaçmış olabilir. Ben bunu dün gece hazırladım çocuklar. E yani pazartesi akşama herhalde bunu bitirdiğimde saat 2 gibiydi gece yani. Gece 2'den sonra yorum yaptıysanız bana iletilmedi bilginiz olsun. Yasemin Hüseyin Yusuf Aycan Ümeyra... Eklim ya Suna Elif Suyaysel, Muhammed Sev, Şevval, Rasime Elif, Ahmet Ünlülerin Değişimi Emir Burak Yusuf İcret Gülşah Kübra, Sevgi Nur Yağmur Zeynep Nisanur Rojda Mero Erol, Ece 78. Çok akıllıca. Öğretmenim Ece'nin yanına 78 yazın da ben olduğumu anlayın dedi. Çok akıllıca. Nagihan Afsa Sultan, Seyma, Zeynep, Rana, Aycan, Canan, Beyza, Ceylin, Arif, Sıraç, Prenses, Livanur Azra, Arda, Muhammed X, Emine. Yurda Gül Elif. Elifler bastı bu arada. E, bu yorumları bildiğiniz olsun. Sağım solum öyle markam Elif oldu. Cemre pardon. Ecrin ve Ceylin de çok fazlaydı. Ecrin. Hamza, Barış, Meral, Zeynep, Melis, Reyhan, Selma, Yusuf, Yusuf. Düşünebiliyor musunuz? İki Yusuf peş peşe ama aynıları değil. Soyadları bile farklı. Reyhan, Sultan, Fatma, Ecrin, Faysal, Fatma, Zişan, Sudenaz, Yağmur, Mustafa, Ezvan, Kral, Oyuncu, Emine, Rahime, Gülsena, Hakan, Bot, Hakan Batur, Hakan Er, Batur. Soyadın mı oğlum bu senin? Ne yazmışım ben bunu? Fatma Naz, Nebahat, Zeynep, Ecrin, Zeynep, Mehmet, Mustafa, Fatma, Erdoğan, Zeynep, İsminin e, ikinci bir at mı bilemedim o yüzden yazdım. Fatma, Merve, Zeynep'in dilinden Nisanur, Yağmur, Ecrin, Yusuf, Yasemin, Emir, Berke, Meral, Bilink, Pinki Bunu yazmıştım herhalde bir kere daha. Berke, Sedep, Zeynep, Muhammed, Goncagül, Masal, Hava, Nisanur, Yusuf, Ece Medine, Nur, Elif, Ayyüce, Cansu, Melike, Melisa, Seyma... Hüseyin Rahime Merve Erdoğan, Zeliha Defne Emin Maceracı Ecrin Beyza Ayten Erhan Muhammed, Hüseyin Blackpink, Azra Gül Mesut Prenses Ece, Mithat Aysima Erdoğan Ceylin, Seyma, Seyma seni bir kere daha mı okudum Şeyma mı Seyma mı karar veremiyorum. Alp Hüseyin Ecrin, Seval Hüseyin Şeyma, U ama başka Allah Allah biri O biri U düşünün. Melike Hüseyin Hamza Asyacı, Nisanur, Esmanur, Yusuf Ecrin bir de Nisanur da çok fazla. Hayır Nisanlar tutuyor bir de Nurlar da tutuyor. Hanife Koldaş kardeşler Merve Muhammed, Gönül Fatma Özlem, Melis, Bak Melis gördün değil mi? Bu sen o Megil. Melis de bu Melis aynı değil. Yağm Yağmur Mustafa Zeki Kadir Serap Yunus Emre Alperen Renas Umutcan İkranur Seyma Hira Nazlı Dondu Elif Ecrin Yusuf Seher Nida Esmanur, Zeynep Ecrin Seyma Bulut Bulem Gül Gülsena Fatma Rümeysa Simay Umut. Hayır Rümeysa ismi de düşünün. Birden fazla kez var burada. Birden fazla Rümeysa var. Aynı Rümeysa'lar değilsiniz. Zafer Rahim'e sevin. Zeynep Ömer, Duru Ceylin, Mithat Ayşenur, İrem Çağla, Akif Emre, Elif C Ecrin, Zeynep Hepinize kocaman kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Yazdığınız güzel yorumlardan ötürü de hepinize teşekkür ediyorum çocuklar. Gerçekten beni çok mutlu ediyor sizlerden aldığım güzel yorumlar dedim. Ve çocuklarım, şimdi geçeceğiz konumuza. Yeni konumuz e, kolay Aa, eski telefon titredi. Acaba ne diyorlar kenara koyayım. Evet çocuklar bakın konumuz kolay bir konu zor bir konu değil. E, film Necati ile çok çok ilişkili bir konuydu o yüzden tekrar film Necati'yi aldım. Ama bir değişiklik yaptım. Bir konu anlatımı yapacağım bu videoda Arkasında 5 soru. Sonra başka bir konuya geçeceğim. Sonra arkasında 5 soru soracağım. Toplam 10 soru var. Ama ayrı ayrı yerlerde 10 soru var. Sizlerin dikkati dağılmasını daha da adapte olun istiyorum. Ne yapacaksınız? Her doğru yaz, yaptığınız cevap için kendinize 10 puan yazacaksınız. Sınav bitiminde ne yapıyordunuz? Sınav bitiminde de yorumlar kısmına kaç puan aldığınızı yazmayı unutmuyorsunuz diyorum ve gelelim. Ben hemen baştan alıyorum. Merhaba ben Perihan Akgöz. Bugünkü dersimiz matematik. Bugünkü konumuz çarpma ile bölme arasındaki ilişki. Bölmenin kontrolü. Bölünenin bulma. Aslına bakarsanız bunların hepsi aynı şey. Bakayım Necati ne diyor bu duruma. Aa çocuk Necati sırtını dönmüş de duruyor. Farkında mısın bize? Hey Necati amca. Küsmüşüz. <laughs> 40 yıllık sağlayıp sollamaya türlü türlü isim koymuşsunuz. Bir de küs müyüz diyorsunuz. Necati amca yalnız mü ekine ayrı yazmalısın. Buna da dikkat etmeni istiyorum lütfen. Mü soru ekidir ve ayrı yazmayız. Ayrı yazman lazım lütfen bunu yapma. Ama konumuz tabii ki de bunlar alakalı değil. Zaten bak Necati de ne diyor. Ben ne diyorum siz ne diyorsunuz. Çocuklar sizce de Necati hakkı değil mi? ...biz sağlayıp sollama diyoruz bölüneni bulmaya... ...ya da bölme işleminin kontrolünü yapmaya sağlayıp sollama diyoruz... ...ama bir ton isim vermişler... ...gerçekten de durum böyle biliyor musun Necati? Kaynak kitapların bazısı çarpma ile bölme arasındaki ilişki diye almış bu konuyu... ...bazısı bölme işleminin kontrolü diye almış... Bazısı, ...bazısı ise bölüneni bulma diye almış bu işlemi, bu konuyu... ...ama ben bu konuda tamamen sana hak vereceğim... ...bilmiyorum öğrenciler ne der birazdan fikirlerini onlar da yana yazarlar bizim bildiğimiz sağlayıp sollama konusu çocuklar. Hiç kimsenin kafanızı karıştırmasına izin vermeyin lütfen. Geçelim bakalım ne diyor. Necati Bey. Yok amca. <laughs> Bakın çocuklar. Cahillik mutluluktur diyorlar. Her söylenene inanmayın yahu. Bakın bana. Sağlayıp sollamayı biliyorum ve mutluyum. Siz de benimle aynı fikirdesiniz değil mi? Beton at koymuşlar. Onun ismi sağlayıp sollamak değil mi çocuklar? Necati Bey bilmiyorum şu anda yorumlara ne yazılıyor, çocukların ne düşünüyor bilmiyorum. Belki de onlar da çarpma da bölme ile arasındaki ilişki diyordur. Belki de çarpma işleminde çarpma işleminin kontrolü diyordur. Belki bölüneni bulma diyordur. Ama ben açık konuşayım size katılıyorum bu konuda. Bakın ben size kanıtlayacağım şimdi çocuklar. Sağlayıp sollamanın ismini değiştirdiler. Bakın da görün şimdi. Örneğin çocuklar 138'i 3'e böleceğiz. Birin içinde 3 arıyorum. Var mı? Yok. O zaman 13'ün içinde bakıyorum. 13'ün içinde 3 var mı? 3, 6, 9, 12. Var 4 defa. 4 tane 3, 12. 13'ten 12'yi çıkardım. 1. Çıkarma ile işim bitti. Yukarıdan aşağı indiriyorum. Artık yeni bölünelim 18. 18'in içinde 3 kaç defaydı? 6. 6 ile 3'e çarpıyorum. 18 kalanım 0. Şimdi kitaplarda da buna diyor ki. Şimdi ben bunu sağlayıp sollamasını nasıl yapıyorum? Şu kenara yazacağım. Bölenle bölümü çarpıyorum. 46 ile 3'ü çarpıyorum. 6 tane 3. 18'in 8 elde var 1 diyorum. 3 tane 4 12. 1 de elde 13 diyorum. 138 bölenle bölümü çarptım. Üstüne de ne yapıyorum? Kalanımı ekliyorum. E kalanım 0. Eklemesem bile olur yani. Cevabım 138. İşte bu yaptığımız işlemi sağlayıp sollama demişler. Bölen çarpı bölüm. Bunun sonucuna da kalan ekleyeceğiz. Ve bölüneni bulacağız demişler. E biz zaten bunu yapıyorduk ki yahu. Canan'ın yaptıklarını bile kontrol eden insanım ben. Düşünün. Bu konuda o kadar iyiyim. Yani bir de bu arada hatırlatma yapayım. Eğer parantez işleminde parantezin içinde bir işlem varsa öncelikle ne yapıyorduk? Onu yapıyorduk. Önce onu yapacağız. Bölen çarpı bölüm. Bölen neydi? Bölenle bölümün yerini değiştirmiş Perihan öğretmen yazarken. Bölüm çarpı bölen olmuş. 46 çarpı 3. Ve bulduğum sonucu da ne yapacağım? kalan ekleyeceğim. E 138. Yani bölme işleminde bölüneni bulmak için bölenle bölümü çarpıyorum. kalan ekliyorum. Ee tamam çarpmayla bölme arasında da bir ilişki var. Ama bir bildiğini sağlayıp sollamak yahu bu. Şişt. Çocuklar. Necati Bey. Sizden öğrendiğimiz bir şey uygulayacağız biz şimdi. Çocuklarım, bu devirde Can'da da güven olur mu? Olmaz. Peki bu devirde Necati'ye güven olur mu? Yok kusura bakmayın da Necati Bey bu devirde size bile güven olmaz. O yüzden biz ne yapacağız çocuklarım şimdi? Hemen deneyeceğiz kontrol edeceğiz bakalım doğru mu? Örneğin 276 sayısını 13'e böldüğümü düşünüyorum. Bölelim 13 bakayım sonuç ne olacak? Daha önceden de her şeyi ayarlamışım yahu bari oraları yazmasaymışım. 2'nin içinde 13 var mı çocuklarım? Yok 27'nin içinde 13 arıyorum 2 defa 2 tane 13 26 27'den 6 çıktı 1 İndirdim 6'yı 16'nın içinde 13 arıyorum. Bir defa. Bir tane 13. 13 kalanımı da buldum. 3. Heh. Şimdi farz ediyorum ki bölünenim yok. Yani ben sağlayıp sollama yapacağım şimdi. 13'te 21'i çarpıyorum. Hemen şu kenarda sizin için çarptım. Bakın zaman kaybetmeyelim diye. 273. E 273'e kalan ekliyorum. 276. Aa. gerçekten de bölüneni bulabildim sağlayıp sollayarak. Yani bana bir bölme işleminde bölünen verilmese bölen ve bölümü çarpıp Kalanı da onu ekleyip gördüğünüz gibi rahatlıkla bölüneni bulabiliyorum. Yani Necati gerçekten de rahatlıymış çocuklar. Necati Bey sizi tebrik ediyoruz. Ya da bilmiyorum benim çocuklar sana Necati amca demeyi seviyorlar. Neden bir onu da bilmiyorum ama Necati Bey sizi tebrik ediyoruz. Uyguladığınız yöntem doğru. O zaman çocuklarım ne yapıyormuşuz? Sağlayıp sollayarak da biz bölüneni bulabiliyormuşuz. Çarpma ile bölme arasındaki ilişkiyi görebiliyormuşuz. Eğer bir bölme işleminde bölünen verilmediyse yapacağım ilk şey. Bölenle bölümü şak diye çarpmak. Üstüne de ne yapmak? Kalanı eklemek olacak. İşte buna da aslında bakarsanız çarpma ile bölme arasındaki ilişki diyor kitaplarımız. Ya da diyor ki bölme işleminin kontrolü diyor. Hepsini diyor. Hepsi aynı şey. Bunların hepsini görünce diyeceksiniz ki biz bunun adını sağlayıp sollama koyduk. Necati amcamız bunun ismini sağlayıp sağlayıp sola mı koydu? Bizim de çok hoşumuza gitti. Bundan sonra bütün soruları sağlayıp sollayacağız diyoruz. Ve ilk sorum geliyor çocuklar. Birinci soruyla başlıyorum. Beş tane sorulacak bu konuyla ilgili sonra başka. Biraz daha zorlaştıracağım yani konuyu doğrusu. Beş sorumun ilki başladı. İsterseniz benimle birlikte yapın. Eğer bu konuyu iyi kavradıysanız benim benden önce bile şu an konuşurken bile patır kütür yapıyor olabilirsiniz. Ama yeterince anlamadığınızı düşünüyor ve kafanızda soru işaretleri varsa o zaman yapacağınız şey beni dikkatli şekilde dinlemek olsun lütfen. Hemen şuraya bölme işlemi mi çizeyim işaretimi ve elemanlarımı yazayım. Bölenim 27'ymiş. Bölene 27 yazdım. Bölümüm 7'ymiş. Bölüme 7 yazdım. Kalanım da neymiş? 6'ymış. Ben bölme işleminde bölünenimi bilmiyorum. Bilmeme gerek yok zaten. Bildiğiniz sağlayıp sollamak bu. O halde ne yapayım? Derhal sağlayıp sollayayım. 27 ile 7'yi çarpayım hemen şurada. 7 tane 7. 49'un 9'u evde var 4. 7 tane 2 14. 4 de elde 18. Bitti mi? Bitmedi yazık. Tek mi kalsın kalanınız? Vallahi yazık. Hiç biz kıyamayız öyle. Hemen o 6'yı da alıyoruz. Aramıza. Zaten bize yakışmaz seni yani orada tek başına bırakmak. Biz iyi çocuklarız. 9, 6 daha 15'in 5 15 elde var. 1, 1, 8 daha. 9 indiriyorum aşağıya. 1'in altında hiçbir şey yok. İndirdim. Ve neymiş çocuklarım? Benim soru işaretim. Bölünenim 195'miş. Birinci sorunun cevabını şu an benden önce bulan herkese alkışlıyorum. Benimle aynı anda bulanlar sizi de alkışlıyorum. Çete yazmıyor olabilirsiniz. Yoruma yazmıyor olabilirsiniz demeyi unuttum değil mi? Çetiniz ve yorumunuz açık değilse çabuk çıkıp tekrar girin. Allah nasıl unuttum ben bunu. Ya birinci soruyu yapamadıysanız olsun geç de olsa yazın ben kabul edeceğim sizin 195 cevabınızı. Birinci sorumuzun cevabı neymiş çocuklarım? 195'miş. Geliyoruz ikinci sorumuza. Umarım işlem hatası yapmam iki video öncesinde de işlem hatası yapmışım. İki tane sıfır eklemeyi unutmuşum. Eğer işlem hatası yaparsam yorumlara yazın tamam mı? Öğretmenim burada bir hata yapmış olabilir misiniz diye. Neden? E ben de insanım. Çok sevdiğim bir şarkı. Hiç mükemmel olmadım. Olduğum yeter diyor Nil Kara İbrahimgil. Siz sanıyor musunuz ki öğretmenler mükemmel? Hayır biz de mükemmel değiliz. Zaman zaman dikkatimiz dağılıyor. Size şu konuyu anlatırken şuradan bir telefon çalıyor. Telefon çalmasını görüyorum ve dikkatim dağılıyor. O arada o iki tane sıfırı eklemeyi unutuyorum. Ya da içeriden bir Risk geliyor yine eklemeyi unutuyor olabilirim. Ya da hiçbir şey olmuyor o an kafam başka yere gidiyor olabilir. İlla ki bunları yaşayıp işlem hatası yapabilirim ben insanım. İnsanlar hata yapabilen varlıklar kusursuz değiliz hiçbirimiz. O da ki hata yaptım Perihan öğretmenim şurada hata yapmış olabilir misiniz deyin. Ben hemen bakarım gerekli açıklamayı yaparım. Gerçek video öncesinde hala açıklama yapmadım ha. Yapayım yapayım bu videodan sonra yapayım. Geldim ikinci soruma. İkinci sorumda bölen ne diyormuş çocuklar? 27. Aslında burada güzel bir şey de değindim. Öğretmenler mükemmel değildir. Her dediğimizi doğru diye dinlemeyin. Olabilir. Hata yapabilirler. Eğer bir hataları varsa bunu söylemekten kesinlikle ama kesinlikle gocunmayın. Sadece her şeyin bir dili vardır. Perihan öğretmenim bu ne? Burada hata yapmışsınız. Böyle şey mi olur? Dediğiniz zaman tabii ki zaten bu beni de özel, Bu size de yakışmaz. Bu kimseye yakışmaz. Kötü bir konuşma tarzı. Bunun yerine neyi tercih ediyoruz peki biz? Perihan öğretmenim burayı bir kontrol eder misiniz dediğiniz zaman ben o kadar mutlu ediyorum. Oh be diyorum benim sorgulayan öğrencilerim var. Harika öğrencilerim var. Yalnız herhalde bu arada ben konuşurken ikinci sorunun cevabını bulamayan tek kişi ben oldum. Öğretmenden başka herkes sorunun cevabını buldu. Neyse vakit doğmuş oldu size. Bölümüm 32'ymiş. Kalanımda neymiş çocuklarım? 15'miş. Hemen şu kenarda turuncu balayım. Turuncu ile çarpayım bu sefer de. 27 ile 32'yi çarpıyorum. Çarpma işleminde yapacağınız tek şey dikkatli olmak. Kapat 3'ü. 2 tane 7, 14'ün 4'ü elde var 1. 2 tane 2, 4, 1 de elde 5. 2, seninle işim bitti. Artık 3'e bakacağım. 3 tane 7, 21'in 1'i elde var 2. 3 tane 2 6 2 de elde 8 bakın çocuklar artık basamak kaydırıyoruz falan diye tek tek anlatmıyorum daha hızlı gidiyorum artık bunu öğrenmiş pekiştirmiş olmanız lazım eğer hala öğrenip pekiştirmediyseniz lütfen çarpma videolarımı izleyin şuraya link koydum diyemiyorum çünkü montaj yapmıyorum ben direkt videolar bölümünü açın ya da oynatma listelerine girin orada matematik videolarını bulun onların içinde illaki bulacaksınızdır evet doğru yaptım mı yaptım bu arada konuşurken 4 6 8 diyorum bitti mi Yazık değil mi çocuklar? Sınıfımıza yeni bir arkadaşımız gelmiş. Orada kıyıda köşede duruyor. Onu aramıza almayalım mı? Alırız. Bize yakışmaz. Bizler çok akıllı çocuklarız. Aldık gitti. 4, 5 daha 9. 6, 1 daha 7. 8'in altında bir şey yok indirdim. Neymiş benim bölünenim çocuklarım? 8, 7, 9. Muş diyorum ve bunu zaten muhtemelen hepiniz buldunuz. Ben çok geç kaldım o yüzden hızlıca hiç konuşmadan önce geçeyim. Bölenim neymiş çocuklar. Hemen yerine her seferinde yapıyorum bunu. Hiç erinmiyorum siz de erinmeyin. Bölen 43'müş. Aa bölüm de 43'müş. Sizi ikizler size. Kalan neymiş çocuklarım? 13'müş. Bizler ne istiyormuş? Soru işaretini istiyormuş. Şu halde ne yapıyorum? E çok kolay. Sağlayıp sollayı verelim biz bunu. 43 ile 43'ü çarpalım hemen şu kenarımda 4'ü kapattım 3 tane 3 9 3 tane 4 12 3 senin de şimdi bitti 4'e geçtim 4 tane 3 12'nin ikisi evde var 1 4 tane 4 16 1 de evde 17 diyorum ve ne yapıyorum bulduğum sonucu topluyorum 9 4 7 bir daha 8 bir de indi 1849. Bitti mi çocuklarım? Bitmedi. O hani oyun oynarken dışarıda bir tane arkadaşınız boynunu büküyor da size bakıyor. Beni de oyuna alır mısınız diye. Almayacak mısınız o arkadaşını? Unutmayın orada kalmasın tek başına. Derhal seni de oyunumuza alıyoruz biz. Hemen şöyle alıyorum. Aldım. 9, 3 daha 12'nin ikisi elde var. 1, 1 4 daha 5, 1 daha 6, 8 aşağı indirdim. Bir indirdim Allah'ım ne olur işlem hatası yapmamış olayım amin 1862 bölüneni böylelikle ben de ne yaptım bulmuş oldum Geçiyorum dördüncü soruma şu an üçünde doğru yaptıysanız 30 puanı kaptınız Dördüncü sorunuz geliyor dördüncü sorunuzda da az önceki bundan daha kolaydı bir gariplik olmuş Bölüne 9 koydunuz bölümünüz 127 kalanınız neymiş çocuklarım 3'müş Başka kalem alın. Gözünüz karışmasın. 127 ile 9'u çarpıyoruz derhal. Çarpıyoruz. İnşallah çarpacağız. 9 tane 7, 63'ün 3'ü elde var. 6. 9 tane 2, 18. 6 daha. 24'ün 4'ü elde var. 2. 9 tane 1, 9. 2 de elde. 9 2 daha kaç? 11. Bak yine gitti. Şu an kafam bir yere gitti resmen. Bir kontrol edeyim. 9 tane yere 63 3 evde var. 6 9 kere 2 18 6 daha 24 4 evde var. 2 11 oldu. Peki yavrucuklarım. O 3'ün orada boynu bükük mü kalsın? Olmaz. Seni de 1143'ü de ne yapıyoruz? Derhal 3'ü ekliyoruz. Ve 1146 buluyoruz biz. Bölünenimizi tıpkı Fir Necati Bey ya da amca ne diyorsanız. Dediği gibi sağladım. Son buldum. Deyin ki size çarpma ile bölme arasındaki ilişki. Deyin ki size bölme işleminde bölüneni bulma diyeyim. Deyin ki size bölme işleminde bölmenin kontrolünü yapma. Hepsi oluyor buna. Hepsine de diyorlar kitaplarda çünkü. Evet bu sefer de diyormuş ki bölenim 129'muş. Bölümüm 68'miş. Aa kalan yok. Kalansız bir bölme işlemiymiş bu. O halde işim çok kolay. Sadece ne yapacağım çocuklar? Çarpma işlemi yapacağım. E boşa beklemeyin. Hızlı hızlı yapı vereyim. 129'da 68'i çarpma işini. 6. Sen burada bir, bir bekle. 8 tane 9. 72'nin ikisi elde var 7. 8 tane 2. 16. 7 daha. 23'ün 3'ü elde var 2. 8 tane 1. 8. 2 de elde 10. Dur hemen hızlıca kontrol edeyim. 8 kere 9 72'nin ikisi elde var 7. 16 7 daha 23 3 elde var 2 10 tamam burada doğru. 8 senin de işin bitti zaten doğru da yapmışım. Geçiyorum 6'ya. 6 kere 9 54'ün 4'ü elde var 5. 6 kere 2 12 5 de elde 17'nin 7'si elde var 1. Bunu kullanmıştım. 6 tane 1 6 1 de elde 7. Hemen burayı da kontrol ediyorum. 54'ün 4'ü elde var 5. 12, 17'nin 7'si elde var 1. Doğru. Burayı da doğru yapmışım. 2, 7, 7, 7 1 daha 8. Hop 8772. E bu oyunu bükük mü kalsın? Ah o. Böğün bükük mü kalsın diyeceğim kimse yok ki kalanda. Bu oyunu bükük kalmıyor kimsenin. Hiç canınızı sıkmayın korkmayın. Oyun oynamanıza devam edebilirsiniz. 8772 tane öğrenci ya da öğretmen artık her neyse. Evet 5 soru sordum bakın. Kaç puan aldığınızı hesaplayın. 5'inde yaptıysanız 50 aldınız. 4 tane ise 40. 3 tane ise 30. 2 tane ise 20. 1 tane ise 10. Hiç yapamadıysanız 0. Hiç yapamadıysanız hiç olmuyor demektir bu iş. Ta çarpma videolarına geri dönün çocuklar. Benden size tavsiye. Evet çocuklarım. İşleri biraz daha zorlaştırmaya ne dersiniz? Örneğin ben size kalanı vermesem. Kalanı siz bulsanız. Sonra da bölüneni bulsanız. Tekrar ediyorum, işleri zorlaştırıyorum. Size bundan sonra kalanı da vermeyeceğim. Ama bir kalan var diyeceğim. Bu kalan da siz bulun diyeceğim. Sonra bölmeyi bulacaksınız. Anlaştık mı çocuklarım? Haydi bakalım bir deneyelim nasıl yapacaksınız. Örnek soru veriyorum. Ha, i̇ki tane bile vermişim. Bir tane bile değil. İki tane örnek soru vermişim. Çok dikkat edin. Bakın çocuklar. Şimdi burada dikkat edeceğiniz yer. Kalan yok. Burada iki tip soru çıkıyor. Birinde diyor ki bu böleni veriyor, bölümü veriyor. Bölünenin alacağı en büyük değeri soruyor. Birinde de bölünenin alacağı en küçük değeri soruyor. Bu değeri neye göre alabilir? Peki bu değeri kalana göre alabilir. Neden kalana göre alabilir? Çünkü bunun bir kuralı var. Kalana öyle kafanıza göre bir şey yazamıyorsunuz. Çocuklar unut. Kalana yazacağınız sayı bölene eşit de olamaz, bölenden büyük de olamaz. Siz kalana bölenden küçük bütün sayıları yazabilirsiniz. 8 yazarsınız, 6 yazarsınız, 5 yazarsınız, 4 yazarsınız, 3 yazarsınız, 2 yazarsınız, 1 yazarsınız, yazarsınız ve 0 yazarsınız. Bakın bunların hepsini yazabiliyorsunuz. Tekrar ediyorum. Bu işlemlerde bölünenin en büyük değeri, bölünenin en küçük değeri gibi sorular geliyorsa size, kalanı vermiyorsa orada yapacağınız şey çocuklar bakın kalan bölenden küçük her şey olabilir. Ama şimdi soru tiplerine göre hangisini alacağıma karar vereceğim. Diyor ki bak bölünenin alacağı en büyük değer. Şimdi biz bölüneni nasıl buluyorduk? Bölenle bölümü çarpıyorduk. Şu arada hemen bölenle bölümü çarpıyorum. Bakın bir bunları bıraktım. Bölende bölümü çarpıyorum. 54'ün 4'ü elde var. 5, 9 kere 2, 18, 5 de elde 23, 234. Sonra ne yapıyorduk? Üstüne kalanı ekleyip neyi buluyorduk? Bölüneni. Eğer size diyorsa ki bölünenin alacağı en büyük değer. O zaman hani kalan bunlardan hepsi olabilir demiştim ya. Kalanı en büyük düşüneceksiniz. Kalanınız 8 olacak. Ve diyeceksiniz ki bölünenin alacağı en büyük değer. Bölenle bölümü çarpıyorum kalanın da en büyük değerini ekliyorum ve 242 buluyorum diyorsunuz. Ama eğer soru size diyorsa ki bölünenin alacağı en küçük değer o zaman ne yapacaksınız? Kalan en küçük alacaksınız kalanı. E kalanım en küçük ne çocuklar? Sıfır. Kalanım en küçük sıfır olduğuna göre ne yapıyorum? 234'e sıfırı ekliyorum da işlem bile yapmayayım. 234 oluyor yani cevabınız. Sizin bu işlemin sonucunda bu kalansız bir bölme işlemine dönüşüyor bilginiz olsun. Bir tık daha hatta zorlaştırayım. Eğer bir de kalanlı diyorsa. Eğer işleminiz kalanlı olacak diyorsa o zaman sıfırı değil biri alacaksınız. Çünkü sıfır kalansızdır. Ama ben burada kalanlı falan diye bir ayrıntı vermedim. O yüzden en küçük değerini aldım. Ama tekrar ediyorum. Bir kanıt olacağını söylüyorsa. Kalanlı bir bölme işleminde bölen dokuz bölüm 26 ise bölünen en küçük kaçtır diyorsa kalan olması gerekeceği için kalanı sıfır değil o zaman 1 alacaksınız unutmayın bir tane daha örnek çözeyim biraz daha kafa karıştırıcı bir soru tipi bu hatta biz bu konu anlatımlarına biz bu soru tiplerine ne diyoruz kozor diyoruz hala kozoru bilmeyenler var Kolay bir soru ama zorlaştırılmış. Kolay bir konu nasıl zorlaştırılmış? Birisi de kim yazdı acaba? Kim yazdıysa e, şu an çete ya da yorumlara yazabilir mi? Zor kolsun öğretmenim. Zor ama bizim için kolay sorular olsun demiş. Harika kesinlikle tuttum. Bundan sonra onu da kullanacağım. Kimin yazdığını hatırlamıyorum. Ama bu kozar var. Kolay bir zor soru tipi sadece zorlaştırılmış bir soru tipi, tipi. Kafa karıştırılmış bir soru, tipi, zor soru tipidir. Yine aynı şeyi yapıyorum. Bakın bana diyor ki bir bölme işleminde bölenim 19 bölenim 27 ise bölünenin alacağı en büyük değer ya da bölünenin alacağı en küçük değeri verecek. Bu durumda ne yapıyordum çocuklarım ben? Bölen eğer 19 ise kalana bölenden küçük 0'a kadar her şeyi yazabiliyorum. 18 yazıyorum, 17 yazıyorum, 16, 15, 14. Allah bir ton ki. Sıfıra kadar hepsini yazabiliyorum ben oraya. Bunların hepsini yazabilirim. Soru tipine göre hangisini kullanacağımı bana soru bildirecek. Soru karar verdirecek. Şimdi ne yapıyorum? Bölenle bölüme bir çarpayım. Çünkü bölüneni bulmak için benim bölenle bölümü çarpmam. Ve kalanı eklemem gerekiyordu. Zaten bunu biliyorsunuz yani. Evet 19 ile 27'yi ne yapıyorum hemen çocuklarım? Çarpıyorum. 2'yi kapatayım. 7 tane 9, 63'ün 3'ü elde var 6. 7 tane 1, 7, 6 da elde 13. Bitti mi? 7 ile işim bitti. Normalde bitmedi. 2 tane 9, 18'in 8'i elde var 1. 2 tane 1, 2, 1 de elde 3 diyorum. 3'ü indiriyorum. 3, 8 daha 11'in bir elde var. 1 diyorum. Ve 1, 1, 3 topluyorum. 5, 513. Şimdi bölenle bölümü çarptınızsa kalanı kaç alacaksınız? Kalanı kaç alacağımıza soru karar veriyor. En büyük değer dediğine göre kalanı en büyük alacaksınız. Kalanınızın 18 olduğunu düşüreceksiniz. Ve 513'ün üstüne ne ekleyeceksiniz? 18 e ekliyorsunuz. 38 8 daha 11'in bir elde var. 1, 1 2, 3... 5 indirdim. 500.

Bir oluyor. Burada ne diyor? En küçük değer diyor. Eğer soruda size kalanlı bir bölme işlemi demediyse bunu o zaman kalanını düşünmeyeceksiniz ve direkt sıfır alacaksınız. Kalansız düşüneceksiniz ve cevabınız 513 olacak. Eğer size soruda ama diyorsa ki kalanlı bir bölme işlemi o zaman bir kalan olmak zorunda. Sıfır bir kalan değildir diye düşüneceksiniz. O zaman da burayı ne alacaksınız? Sıfırın bir üstü 513'e bir ekleyeceksiniz ve 514 alacaksınız. Eğer orada size bir bölme işleminde diyorsa sadece o zaman sıfır alın. Ama kalanlı bir bölme işlemi diyorsa o zaman bir almanız daha uygun olacak diyorum. Ve çocuklar laf aramızda bu işlemede kitaplarınız bölen ile kalan arasındaki ilişki diyor sizin kitaplarınız. Kim bilir Necati Bey buna ne derdi? Soralım mı? Necati Bey siz ne diyorsunuz bu bizim bulduğumuz kitapların bölen ile kalan arasındaki ilişkisine? Bizim az önce yaptığımız işleme siz ne diyorsunuz? Ne diyeceğim yahu? Desem desem kozor derim. Ya hepsiz benim kelimelerimi kullanacak değilsiniz ya. Vay canına çocuklar görüyor musunuz Necati Bey'i. Necati Bey de bizden bir şeyler öğrenmiş ve artık o da kozor soru tipini çözmüş. Daha kozor soru tipini çözmeyen bilmeyen kalmasın. Ve şu an yaptığım işlemlerde hala sıkıntı yaşayanlar varsa çocuklar konu eksiğiniz vardır. Konu eksiğinizi peki nasıl giderebilirsiniz? Daha önceki videolarıma girin videolarıma tıklayın. Tıkladıktan sonra çocuklarım oradaki çarpma problemlerine, çarpma ile ilgili işlemleri, bölme ile işlem ilgili en baştaki videolarımı bir kontrol edin bir onlara göz atın derim ben evet oy 6. soruya hazır mıyız yarışmamız devam ediyor çocuklar 50 puanı kaptınız muhtemelen çoğunuz şimdi de 5 soru daha geliyor o soruların her biri de 10 puan olacak ve ben hazır olduğunuzu düşünüyorum siz dünden hazırsınız Evet bakın soru böyle geliyor. Diyor ki A'nın alacağı en büyük değer nedir diyor. En büyük değer diyorsa bakın ben bölüneni bulmak için ne yapıyordum? Bölenle bölümü çarpıyordum ama kalanı ekliyordum. Kalanı bilmiyorum. Peki kalan yerine ne yazabilirim ben? Bölenden küçük her şeyi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 yazabilirim. Bunlardan bir tanesini kullanabiliyorum. Hangisini kullanacağıma da kim karar veriyor? Soru diyor. A'nın alacağı en büyük değer diyorsa ben kalanı en büyük alıyorum. Artık bulabilirim A'yı. 13 ile 8'i çarpıyorum çocuklar. 8 tane 3, 24'ün 4'ü elde var 2. 8 tane 1, 8, 2 de elde 10 104 bitti mi bitmedi kalın unutmayın boynu bükük kalmasın hemen ekleyin 104'e ne yapıyorum çocuklarım 7'yi ekliyorum 4 tane 7 11'in 1'i elde var 1 1'i direkt indirdim aşağıya 111'miş benim A'nın alacağı en büyük değer A dediğimiz nedir bölünen bölünenimin alacağı ne biçim biri olmuşsun sen en büyük değerim neymiş çocuklarım 100 11'miş. Şu anda cevaplar akıyor mu orada acaba? Eminim akıyordur diyorum ve geçiyorum 7. Yedinci soruya. 7. Yedinci da bana diyor ki çocuklar B'nin alacağı en küçük değer nedir? Sizden B'yi istiyor ve B'nin alacağı değeri bulmanız istiyor. Ama en küçük. Şimdi kalanı görüyor muyum? Görmüyorum. O zaman ne yapacağım? Kalana ben 27'den küçük her şeyi yazabilirim. 27, 26, 25 tık 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 Sıfıra kadar her şeyi yazabilirim. Hangisini kullanacağıma kim karar veriyor? Soru karar veriyor. En küçük dediyse neyi alıyorum ben? sıfırı alıyorum. Bir kalansız diye düşünüyorum. Kalanlı dememiş özellikle bana. En küçük değerini alıyorum sıfır. O halde ne yapıyorum? Bölenle bölümümü çarpıyorum ve sıfırı da ekliyorum. Şimdi özellikle bir sayıyı 11 ile çarpmayı size e, göstereceğim. Burada müthiş bir ipucu da vereceğim. Kozor soruların içine çok mükemmel bir bilgi katacağım sizin için. 1 ile 7'yi çarpıyorum 7. 1 ile 2'yi çarpıyorum 2. Senin işin bitti. 1 ile 7'yi çarpıyorum 7. 1 ile 2'yi çarpıyorum 2. Ve topluyorum çocuklarım. 7, 9, 9. 2, 297 diyorum. Üstüne de kalan ekleyeceğim. E kalan 0 eklememe gerek var mı? Bence yok. 0 ekleyesem yine 297 olacak. Cevabım 297 olacak. Ama size ben şimdi pembe kalem değişik bir kalem alıyorum. Ve bir yıldız atıyorum. Diyorum ki çocuklar 11 ile Kısa yoldan çarpma diyorum. 11 gördüğünüz zaman çarpanlardan birini ne yapacaksınız biliyor musunuz siz? Böyle ki sen çarpmayı düşünmeyeceksiniz. 7'yi 11 ile mi çarpıyorsunuz? 2 ile 7'yi toplayın. Arasına koyun. Cevap 297'dir. Bak. 297. Şu an şaşırıyorsunuzdur muhtemelen birçoğunuz. Belki bazılarınız da biliyordur. Şaşıranlar için bir tane daha yapayım ben. Örneğin 14 ile 11'i çarptığımı düşünüyorum. 1 ile 4'ü çarp. 1'ler basamağındaki sayım 4. Onlar basamağındaki sayım 1'di. İkisini topluyorum ve toplamını araya yazıyorum. Cevap 154'tür çocuklarım. Yani şu an nasıl yani biz bu kadar işlemi boşuna mı yapıyormuşuz diye düşünenler olabilir. Vallahi 11 ile çarpma işlemi bu kadar basit. Boşuna da yapıyormuşsunuz yani. O zaman geçiyorum 8. soruma. Merak etmeyin öğretmenim tam olarak anlayamadık diyenler. Bir 11 ile daha çarpma geliyor size. Şimdiki sorum ama bana ne diyor biliyor musunuz? C'nin alabileceği en büyük değer. Şimdi çocuklarım kalanı görüyor muyum? Görmüyorum. Kalanı görmüyorsam ben ne yapacağım? Kalan bölenden küçük. Her şey olabilir. 33, 32, 31 sıfıra kadar gidebilir. Peki hangisini kullanacağıma kim karar veriyor? Benim sorum ve sorum bana en büyük değerini soruyor. O halde ne yapacağım? En büyük değerini 33 alacağım. Şimdi isteyenler 34 ile 11'i uzun uzun çarpıp üstüne de 33 ekleyip C'yi yani bölüneni bulabilirsiniz. Ama ben bunu tercih etmiyorum. Bakın 34 ile 11'i çarpmak için aralarını acık ayırdım ben bunların. 3 ile 4'ü topluyorum. Bakın bir şeyi 11 ile bu kadar basit çarpıyorsunuz. Evet, 11 ile çarpacağım değil mi? 34 ile 11'i. 3 ile 4'ü topladım, 7. Aralarını yazdım. Cevap 374. Sonra ne yapıyorum? Üstüne kalanı ekliyorum. Hop, kalanı da ekledim. 4, 3 daha, 7. 7, 3 daha onun 0 elde var. 1, 1, 3 daha, 4. Cevabınız neymiş çocuklarım? 407. Matematikten siz korkmayın. Matematik sizden korksun diye ben boşuna mı söylüyorum? İnanın bana büyüdüğünüzde o kadar daha böyle ince ayrıntılar göreceksiniz ki. Sayfalarca yazmanız gereken, çözmeniz gereken problemleri şöyle tık diye iki kelime de, iki kelime mi? Türkçe geçtim. İki işlemde çözebildiğinizi göreceksiniz. Matematiğin en güzel yanı da bana göre bu. Buldum mu cevabını Perihan Öğretmenim? Buldum. Bir 11 daha olsun. Ne olur bir 11 daha olsun. Ne olur bir 11 ile çarpma daha koymuş olayım. Koymuşum bile çocuklarım. Hadi bakalım hızlıca verin bu sorunun cevabını. Neden? Bir de en küçük değerini sormuşum size. Çok da kolay sormuşum. D'nin alabileceği en küçük değer. D'yi ben biliyor muyum? Bilmiyorum. Kalanı da bilmiyorum. Peki ben kalan yerine ne yazabiliyorum? Bölenden küçük her şeyi yazabilirim. 26, 25, 24 tık 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 tık. Sıfıra kadar her şeyi yazabilirim. Peki çocuklarım bana sorum ne diyor? En küçüğünü istiyorum ben de. O zaman ne yapacağım? En küçük değerini alıyorum. Sıfıra alıyorum. Yani işlemim o kadar kolaymış ki. 27 ile 11'i çarpacağım. Üstüne sıfır ekleyeceğim. Kusura bakmayın çocuklar. Uzun uzadıya yapamayacağım. 27'yi 11 ile çarpmak için. 2 ile 7'yi topluyorum. Aralarına yazıyorum. 297 buluyorum. E zaten sıfır ekleyeceğim. Sıfırı niye ekleyeyim ki? Kalemimin ucuna yazık. Benim vaktime yazık. Sizin kulaklarınıza yazık. Ne gerek var? Sıfır eklemiyorum. Neymiş benim? Bölünenim 297 imiş bu cevabı da böylelikle hızlı bir şekilde bulmuş oldum ve 10. soru tipine geliyorum çocukların bu soru tipi de ters mantık düşünmenizi sağlayan ama sınavlarda çıkan bir soru tipi özellikle 10. soruyu da bu şekilde seçtim ki kafanız karışmasın konsantre olun hata yapmayın diye bakalım soru tipi bana ne diyor yukarıda sağlanıp sollanan yani biz böyle diyoruz Finnecati de böyle diyor Sorular şöyle diyor olabilir. Yukarıda kontrolü yapılan diyor olabilir. Ya da şöyle de diyebilir. Yukarıda çarpma ile bölme ilişkisi verilen de diyor olabilir. Ama en nihayetinde yukarıda verilen işlem nedir diyor. Neye aittir diyor. Hangi işleme aittir diyor. Sağlaması verilmiş. E çocuklar sağlamak demek ne demekti? Bir bölme işleminin sağlaması bölenle bölümü çarpmak. Üstüne de kalanı eklemek demekti. E bölen 13. Bölüm 23. 23. İkisini çarpmışlar 299 bulmuşlar. Oo, bizim için onlar bütün işlemi yapmış. da üstüne 2 eklemiş. Üstüne eklediğimiz sayımız da bizim neydi? Kalandı. Şıklarda bunu gördüğünüz zaman şap diye de yapıştırıverin. Çünkü cevabınız doğru. Keşke bütün sorular böyle gelse. Bizi hiç uğraştırmadı farkında mısınız? 2 saat 13'te 23'ü çarpmaya üstüne de 2 eklemeye hiç uğraşmadım. Kalanı bulmaya da uğraşmadım ben. Mis gibi temiz işliyorum. Ve bugünkü çok severek anlattığım ve çok karşınıza çıkacak sağlayıp sollama konusunda da burada sona erdiriyorum. Ve ne diyorum size çocuklarım? Hemen video bitiminden sonra geçen gün koydum fark ettiniz mi? Hızlıca koyu verdim. Video bitiminden sonra Instagram'a ders notlarımı koyacağım. Çocuklar Instagram adresim açıklamalar kısmında yazıyor. Lütfen açıklamalar kısmındaki Instagram adresime girin. Bazen kişisel hesabımla böyle ailemin olduğu hesabı da arkadaşlık isteği gönderiyorlar. Orada yok benim bu bilgilerim. Burada orada paylaşmıyorum. Bunları Perihan Akkoz Ogret hesabında paylaşıyorum. Bilginiz olsun. Ve ne yapacağız? Ne zaman görüşeceğiz? Cuma günü görüşeceğiz. Cuma günü nasıl görüşeceğiz peki? Kağıda mı göreceksiniz yine her zamanki gibi? Hayır. Cuma günü ben kameramı açacağım ve kameradan e, kameramı bu sefer kendime tutacağım ve size bir şiir okuyacağım. Size bir şiir okuduktan sonra da sizinle ilgili biraz sizinle biraz sohbet etmek istiyorum ben. E, neler yaptığımla ilgili sizlerin sorularına cevap vermek istiyorum ama bu sorular ders soruları değil. Cuma günü ders soruları falan istemiyorum ben. Ders soruları yaparsak ay kamerayı şuraya döndür şu sorunun cevabını ver bu sorunun cevabını ver yok hiç yapmayacağız biraz sohbet edelim hep birlikte bakalım sizler neler yapıyormuşsunuz en çok sevdiğiniz ders hangisiymiş ben e, bana soruyorsunuz mesela öğretmenim sizin kendi öğrenciniz var mı diye benim öğrencilerim hakkında konuşalım benim hakkımda ailem hakkında diyorum ve bu videomu artık sona indirmenin vakti geldi Necati Bey. Videomuza renk kattığınız için size teşekkür ediyorum. Öğrencilerim videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Dün 30 dakika video koydum çok az dediniz. Yavrum 30 dakika videonun neresi az? Bir ders saat 30 dakika video. Şu anda da 41 dakika. Ooo çoktan geçti kapatsak iyi olur. Hadi cuma günü saat 5'te. Çünkü çoğunluğunuz 5 dediniz. Size gösterdim anket sonuçlarını. Cuma günü saat 5'te görüşeceğiz. Ve unutmayın cuma günü canlı dersleriniz olmayacak. Rahatlıkla katılabileceksiniz. İnşallah ben koymadım öğrencilerime. Sizin de öğretmenlerinizin koymayacağını umuyorum ve cuma günü saat 5'te görüşmek üzere. 5 demek 17.00 demek. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın.